Daha da ben bir sayayım size. Ben bir sayayım arkadaşlar. Hasancan, 10 adım at ve dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otobüsleri anlattığımız gibi çok özel bir alandasınız. Ama fotoğraflayabilirsiniz burayı. Gelin bakalım yavaş yavaş. Ve yetkililere sorun. Neden biz böyle davranıyoruz bu kadar değerli bir alana diye. Çok ilerlemedi selam. Yanındayız. Ve pisliğe bakın. Geleceğim. Ve tek hücreli canlılar, mikroorganizmalar küçük balık yavrularının yemi oluyor. Tabii küçük balıklar da öbürkülerin yemi oluyor. Bunlar doğal dengenin sonucu. Ekoloji... Sudaki, topraktaki kimyasalları absorbe eder, yani tutar. Bunları yeraltı sularına geçirmezler. Bu alanlar suyun rezerv alanlarıdır. Yeraltı sularını biz ne yapıyoruz? Çekiyoruz kuyulardan, tarımda kullanıyoruz, evlerimizde kullanıyoruz ve ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Bizim çocuklarımız zeki, Haluk Bey. Tamam. Evet. Bunlar ne olmuş? Yanmış. Bu ağaçlar en zor yanan ağaçlardı. Bunlara benzin dökülerek yakılmış. Bakın, bunu insan eliyle biz yapıyoruz bu kötülüğü. Bu güzel endemik türümüze. Şurada da 3 tane yanmış vardı ayrıca. Onları da sökmüşler. Artık utandılar herhalde. Çok kötü görünüyordu onlar. İnşaatı yapılacak ya da inşaata açılacak. Yani burayla yıllardır uğraşıyorlar. Burası var. Süpürge yapar. Kurutur. Süpürge yapar, sepet yapar. Resmine çık. Bak o hurma. Sulak alanın içine gireceğiz. Yol iyiyse bakılıyor şimdi. Sulak alanın içine gireceğiz. Orada da göreceğiz ama sulak alanlarda ürerler. Sulak alanlar bittiğinde, yok olduğunda balığa da elveda dememiz gerekecek. Neymiş arkadaşlar? Balıkların üreme alanı onun için de çok değerli. Bir daha de. Sulak alan yoksa balıklarımız da yoktur. Biyoçeşitlilik dedik ya, çok fazla çeşit var. Hem bitki hem hayvan türü olarak çok fazla çeşit var burada. Ve koca dere havlu. Ama çocuklara gölü anlatacağız, size bakıyoruz. Göle bakmıyoruz. Hiç güvenmemek lazım. Çocuklar her şeye rağmen elektrikten uzak durun. Yoktur demeyin elektrik. Evet, sakın ha. Yanlışlık ve elektrik olmuş olabilir. O telefon. Elektrik de geçiyor. O fark etmez ama. Hayır, o taşıyıcı kablo. Evler yapıyoruz, binalar yapıyoruz. Sulak alanları yok ediyoruz. Ne oluyor? Seller çoğalıyor. Artık yağmurlarda her seferinde sel yaşıyoruz. Ama kuruyan sazlıklar, sulak alanlardan tuzlanma oldu. Bütün etraflarındaki arazi. Bugün neden 2 Şubat? Sen söyle onu da. Ramsey Anlaşması'nın imzalandığı. Nerede Ramsar? Onu da ben hatırlıyorum. İran'da. Acılında. Birbiri. Yıldırım düşün. En küçüğünden en büyüğüne kadar öğrencilerim benim hep arkadaşımdır. O nedenle arkadaş diyorum. Arkadaşlar, tarihi olarak prehistorik kültürler döneminde yani ve tarihte ilk uygarlık eserlerini kuranlar Dorlar. Dorlardan sonra bu yöreye yerleşen Lelekler ve Karyalılar. Gerçek devleti ve buranın adı Karyanda. Göl Türklükü'nün tarihteki adı Karyanda. Bu topraklar önce Frigyalıların eline geçti. Frig devleti zamanında. Sonra İran'daki Perslerin eline geçti. Ondan sonra Büyük İskender. Büyük İskender'den sonra Roma. Roma'dan sonra Bizans. Bizans'tan sonra da Türkler. Kesin Osmanlı Devleti'ne katılış tarihi
1522 Rodos Seferi sırasında kanuni bu toprakları. Her gününde niye buradayız biz? Niçin korumamız gerekiyor sulak alanlarımızı? Sırayla herkes söylesin. Sulak alanlar bizim için önemli. Yiyecek alanlarımızı da genişletiyorlar. Ama onları korumamız gerekiyor. Balık oranında balık üreme alanı. Evet. Katkıları var. Yeraltı sularımızı ne yapıyor? Temizliyor ve başka koruyor. Başka söz almak isteyen var mı? Bugün ne öğrendik arkadaşlar? Ne yaptık bugün? Neler öğrendik? Gel sen de anla. Sulak alanlar hem balıkların üremesini sağlar. Bu nedenle besin kaynaklarımıza çok yararı vardır. Balık üreme alanıdır. Evet, balık üreme alanıdır. Kuş üreme alanıdır. Aynı zamanda kuşlar da ürer buralarda. Yeraltı kaynak sularına katkıda bulunurlar. Taşkınları önlerler. Evet, taşkınları önlerler. İklimi düzenlerler. Evet. Evet. Daha başka? Burada başka bir kişi daha parmak kaldırmıştı. Evet. Sen de bir şey söyleyeceksin. Hilay'ın dediği gibi balık oranı azalmaktadır sulakların pis olduğu için. Ondan dolayı her şey, yani doğa dediğimizde aklımıza gelen deniz, su, her şeyin anlamında azalmasını anlatıyor burada. Evet, doğayı korumak zorundayız. Özellikle sulak alanları bu saydığımız nedenlerle korumak zorundayız. Peki arkadaşlar, buradaki endemik tür dedik. Endemik türümüz ne var burada? Arkadaşlar şemsiyeleri kapatalım. Görköy hurması vardı. Pardon. Onlar çok zor yakılan ve kesilen ağaçlardı. Onları söylemiştiniz. Peki ne yapmışız biz Görköy hurmalığına? Sadece bizde olan, endemik türümüz olan, çok değerli olan Görköy hurmalarımıza biz ne yapmışız? Gördünüz mü? Göstereyim. Onları yakmışız. Ama onları yakıp golf sahası ya da nasıl desem futbol sahası, öyle gerekli şeyler yapacakmışız. Ama o ağaçlar zor yakılırmış. En zor yanan. Normal yangında yanmıyor. Benzin dökmüşler diye. Benzin oluyor. Başka insanlar da duyuyor. 15 tane hurma gördük. Kimi arkadaşlarımız aldı. Kimleri almadı. Biz de filmler var sulak alanlarla ilgili. Ondan sonra daha önce bütün Türkiye'de, dünyada kaybedilen... ...dan kesilip evler yapılıyor. Bu yüzden sulak alanları korumamız gerekiyor. Evet. Apartmanlar yapmak yerine onları korumak daha iyi olur. Onları planlı bir şekilde... Evet. Biz kendimizi yok ediyoruz aslında. Kendimizi tüketiyoruz. Peki, tükettikçe kendimizi tüketiyoruz. Peki biz bu hayvanları öldürüyoruz ya. Hı-hı. Sonra biz de ölmüş olmuyor muyuz? Arıyı öldürürsek tabii. Arı ölürse zaten tozlanma olmaz biliyorsunuz. Evet. Evet. Söyleyeceğim.